Ankara Spor Salonu tarihi bir güne tanık oldu sayın seyirciler. AK Parti seçim beyannamesini açıklandı. Ahmet Davutoğlu okuduğu seçim beyannamesinde idari yapının başkanlık sistemi yönünden yeniden düzenlemesi gerekli görüyoruz. Başkanlık sistemi yetki karmaşasını giderecektir dedi. İşte o açıklamaları ve daha fazlasını Bediye Baykal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile konuşacak. Söz Bediye Baykal ve konuğunda. Yeni anayasa, başkanlık sistemi, paralel yapıyla mücadele, tüm bunlar AK Parti'nin seçim vaatleri ve 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 hedefleri bir kez daha ortaya kondu. Bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin 2023 toplumsal sözleşmesini okudu. 100 madde, 100. yıl atfen 100 madde okudu Başbakan Ahmet Davutoğlu. Hem seçim beyannamesinin detaylarını hem toplumsal sözleşmeyi ve seçim sürecini değerlendireceğiz. Yanımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu var. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün seçim beyannameniz açıklandı. Hedefleriniz ortaya kondu. AK Parti'nin vaatleri ve en önemlisi de beklendiği gibi başkanlık sistemi de seçim beyannamesine yer buluyor. Özellikle yetki kargaşasını gidermek için olacağına dikkat çekiliyor. Bu kargaşa nasıl giderilecek? Başkanlık sistemi gelirse neler olacak? Öncelikle bunu alalım sizden. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bugün siyasetin gücünü bir kez daha AK Parti'nin hem aday tanıtım hem de siyaset ve önümüzdeki döneme ait seçim bildirgesinde ortaya koyduğu, seçim beyannamesinde ortaya koyduğu gibi net bir şekilde gördük. Bu Türkiye'de hem siyasetin geldiği noktanın önemini işaret ediyor hem de hepimiz adına milletimizin sesi olan, sözü olan siyasetin ne kadar da güç kazandığını ve yine şunu ifade etmek isterim. AK Parti kurulduğu günden itibaren yeni bir siyaset teknolojisiyle kendi bütün uğraşlarını ortaya koymaya çalışıyor. Ve bugün bunun önemli bir özetini bütün Türkiye bir kez daha gördü. Bu özet şu: milli, yerli ve özgün. Yani hem milli olan, hem yerli olan, hem de özgün olan bir siyaset teknolojisiyle AK Parti milletin kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Şunu ifade etmek lazım tabii. Yani bugünkü ortaya konulan ve bugün milletimizle paylaşılan gerek 2023 Türkiye vizyonu, yani 2023'ün o sözleşmesi, Türkiye Sözleşmesi, yeni Türkiye Sözleşmesi, gerekse seçim beyannamesi çok önemli bir motto ile bütünleştirildi. Bu motto şu: özellikle birinci yarının başarılı bir şekilde bittiği, İkinci yarının yine Türkiye'nin bütün taleplerini, bütün ideallerini, bütün hedeflerini karşılayabilecek bir sistemle gitmesi. Ve burada eşit vatandaşlıktan, hukukun üstünlüğüne kadar, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığına kadar, yargıyı özellikle bu Yeni Türkiye Sözleşmesi'nde, Yeni Türkiye Sözleşmesi'nin odağına yerleştirmenin temel amaçlarından bir tanesi de birey, bireyin onuru, bizim medeniyetimizin bize bıraktığı mirasların geleceğe taşınması ve birlikte yaşama. Bütün bunların üzerinden ayrıca ekonomi ve ekonomiyle beraber diğer mütemmim cüzleri ihtiva eden diğer unsurlar. Elbette ki Türkiye 13 yıldır büyük başarılar elde etti. Ama bu büyük başarıları mevcut sistem içerisinde eksik giden, aksak giden, arızalar çıkartan, bazen büyük çatışmalara ve büyük gerginliklere sebebiyet veren bu sistemle beraber yaptı. Ama AK Parti arabayı devirmedi, lastiği patlatmadı ve bu ilk yarıda Türkiye'yi dünyanın da etrafındaki ülkelerinde, etrafındaki coğrafyadaki ülkelerinde hayranlıkla izlediği bir ülke haline getirdi. Gerek demokrasinin yükselmesinde, gerekse ekonomik büyümenin oluşmasında, gerek siyasal sosyal kalkınmasında herhangi bir gerileme değil, tam tersi bir yükselmeyle Türkiye'yi karşıya bıraktı. Tarihi devrimler gerçekleştirdi. Yani onlarca yıl sonra, yüzlerce yıl sonra dönüp 21. asrın başına bakıldığında bu tarih Türkiye için çok önemli bir kırılma dönemini, çok önemli bir kırılma eşiğini işaret edecek. Yalnız önümüzde şöyle bir problem var. Tabii özellikle 1980 anayasası, 1980 darbesi, 82 anayasası, 1960 darbesi, 61 anayasası, ikisi birbirinin içine geçmiş anayasalardır. Birbirini kuvvetlendiren, birbirini tahkim eden anayasalardır. Ve Türkiye'nin hızını kesen, bireyi ve toplumun değerlerini ötekileştiren, yok sayan,
onu özne değil, onu nesne haline getiren anayasalardır. AK Parti nasıl bir anayasa vaat ediyor? Şimdi tam da yeni Türkiye Sözleşmesi bunu vaat ediyor. Ve bunu vaat ederken de sadece bireye ve insana dayandırmıyor, sisteme de dayandırıyor. Diyor ki AK Parti, bugüne kadar Türkiye'nin siyasal olarak getirdiği sistem, kör topal buraya kadar geldi. Eksik aksak buraya kadar geldi. Ancak şimdi yapmamız gereken bu sistemi değiştirmektir. Eğer biz bu sistemi değiştirirsek 2023'te ortaya koyduğumuz, bu sadece AK Parti'nin hedefi değil artık, bütün milletimizin hedefi, bütün Türkiye'nin hedefi, Türkiye ile ilgilenen herkesin hedefi, dış yatırımcının da hedefi, iç yatırımcının da hedefi, turizm, yani turist olarak Türkiye'ye gelenin de hedefi, burada okuyan üniversite öğrencisinin de hedefi, bu 2023 hedefine ulaşabiliriz. Eğer olmazsa şu 13 yılda geldiğimiz ama içinde yaşadığımız serencamın, bir takım hikayelerin, karşı karşıya kaldığımız sorunların tekrarını, devamını tekrar yaşayabiliriz. Bunu bir şekilde değiştirmemiz gerekir. Bunu değiştirirken de bunu mevcut parlamenter sistemden, çünkü bu parlamenter sistemin kodlarını bu millet yazmadı. Türkiye'de yazmadı. Bu parlamenter sistem Türkiye'de eski Türkiye'nin vesayet mantığının kuvvetlendirilmesi, vesayet mantığının meşruiyetinin sağlanabilmesi, siyasetin bir tarafı hapsedilebilmesi, milletin iradesi önemliymiş, önemli değilmiş hiç ona bakmadan, istedikleri gibi Türkiye'yi yönetmek, idare etmek üzerinden kurgulanan bir sistemin adıdır. Ve melez bir sistemdir. Ve daha da ötesi, başka bir şey daha var ki bu da önemli. Bu sistem bizim açımızdan bizi hedeflerimize ulaştırabilecek bir sistem değildir. Her an bir 367 kriziyle karşı karşıya kalabileceğiz. Kişiye bağlı, şahsa bağlı. Eğer AK Parti milletten bu kadar büyük teveccüh görmeseydi, dönüp şu soruyu sormak lazım. Herkesin birbirine sorması lazım. Türkiye bu noktada olabilir miydi? Eğer AK Parti bu kadar cesaretli bir siyasi parti olmasaydı, demokrasi konusunda, devrimler konusunda, değişim konusunda, ekonomi konusunda, temel hak ve özgürlükler konusunda, ötekileştirilen insanların Türkiye'nin yeniden merkeze oturtulması konusunda, eğer Türkiye bu kadar büyük devrimleri sağlayabilecek bir siyasi parti AK Parti olmasaydı, Türkiye peki bugün 11 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinde olabilir miydi? Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Şimdi hedefimiz nettir. 25 bin dolara ulaşabilmektir. Hedefimiz nettir. 2023'teki Türkiye'nin temel hedeflerine ulaşabilmektir. Bunun için de bu sistemin Türkiye'yi taşıyabilmesi, Türkiye'yi ileri getirebilmesi bizim açımızdan mümkün görülmemektedir. Ha değişmez. Değişmezse yine elimizden gelen gayreti gösteririz. Ama bizim hedeflerimize tam anlamıyla ulaşabilmek konusunda bir eksiklikle karşı karşıya kalınabilir. Allah korusun koalisyonların Türkiye'si. Allah korusun yüce 8500 faizlerin Türkiye'si. Yine Allah korusun çocuklarımızın birbirini etnik köken üzerinden, çocuklarımızın birbirini mezhep üzerinden, çocuklarımızın birbirini dilleri üzerinden farklılaştırdıkları, ötekileştirdikleri, sürekli nefret üretmek üzere kurgulanmaya çalışıldıkları bir Türkiye. Eşit vatandaşlık vurgusu da var zaten özellikle beyannamenizde. Eşit vatandaş olması için neler yapılacak, nasıl adımlar atılacak? Bugüne kadar olan adımlar var ama bundan sonra neler yapılacak? Bakınız, eşit vatandaşlığın temeli ortak, herkesin kendisini içerisinde hissettiği bir sözleşmeye imza atmaktır. Bizim milletimize önerdiğimiz odur. Bu seçim bu sözleşmenin ilk aktidir. Yani bu seçimdeki her oy o 2023 Yeni Türkiye Sözleşmesi'ne atılacak imzanın aslında bir karşılığıdır. Ve her oy, her Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek milletvekili sadece yeminini orada yapmayacak. O sözleşmeyi akdeden insanların da sorumluluğuyla beraber, o sözleşmeyi, o oyu veren, o oyları veren insanlarla beraber o yeminlerini yapacaklar. Eşit vatandaşlık budur. Ve eşit vatandaşlık için dikkat ederseniz Türkiye iyi bir altyapı hazırladı. Çözüm süreci, yani Türkiye Kürt meselesine bu kadar canhıraş bir vaziyette, bu kadar samimiyetle, bu kadar iyi niyetle hiçbir dönem yaklaşmamıştı. Şimdi yaklaştı ve Türkiye'de Türk-Kürt ayrımını ortaya koymaya çalışanlara karşı bir büyük millet, bir aziz millet kavramını oluşturdu. Türkiye Alevi meselesinde de var çözüm süreciyle ilgili, özellikle Ağrı'da yaşananlar. Bugün Sayın Başbakan da ifade etti. Seçim güvenliğini, sandık güvenliğini sağlayacağız diye. Yine sözleşmede de var aynı şekilde. Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Provokasyonlar nasıl önlenecek? Seçime artık çok kısa bir zaman kaldı ve bu yaşananlar da ortadayken. Tabii çözüm süreci bizim ve milletimizin istediği.
Ama bilmenizi isterim ki bunu istemeyenler de var. Yani eğer çözüm süreci olursa Türkiye milyarlarca dolarını teröre, milyarlarca dolarını bu işle uğraşmaya ayırmaz. Ayırır. Eğer olmazsa Türkiye bunları eğitime, sağlığa, kalkınmaya, için nitelikli kalkınma dediğimiz bir kavram daha var. Bütün bunları ayırabilir. Ve Türkiye rekabetini gelişmiş ülkelerle güçlendirebilme fırsatını elde eder. Ancak eğer çözüm süreci birileri tarafından sekteye uğratılırsa elbette ki bir sıkıntı ortaya çıkar düşüncesinde olanlar ağrıyı da yaparlar. 6-7 Ekim provokasyonlarını da yaparlar. Yani Kobani'nin üzerinden bir provokasyon da Türkiye'de gerçekleştirdi. Başka olayları da yapmaya çalışırlar. Veya Türkiye'de herhangi bir sosyal meseleyi kaşıyarak, herhangi bir siyasal meseleyi kaşıyarak, herhangi bir etnik veya mezhebi bir meseleyi kaşıyarak bir olay ortaya çıkarabilirler. Herhangi bir tarihi meseleyi kaşıyarak da olay ortaya çıkarabilirler. Elbette ki Türkiye'nin bir tarafı, yani düşünen insanlar, Türkiye'yi seven, vatansever olan insanlar, Türkiye'nin yükselmesini, büyümesini, zenginleşmesini isteyebilirler. Ama bunun karşısında duranlar da Türkiye'ye çelme takmak için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Bunu anormal karşılamıyoruz biz. Ve bu beklentimiz de var. Ama bizim yapmamız gereken milletimize çözüm süreci üzerinden, milletimize paralel yapıyla mücadele üzerinden ve millete biraz önce anlattığım eşit vatandaşlık üzerinden yeni bir Türkiye'yi vaat etmektir. Yeni bir Türkiye'nin taahhüdünü ortaya koyabilmektir. Bunu bugün Türkiye yapmaktadır ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Çok teşekkür ederiz. Size de adaylığınız için hayırlı olsun. Hayırlı olur inşallah. Çok sağ olun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile bugün AK Parti'nin açıklanan hedeflerini değerlendirdik. Sözü Kerem tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fediha Baykal ve konuğuna. Sayın seyirciler, AK Parti'nin seçim...